Üzerinde Türk bayrağı olan bir Jüpiter füzesi görüyorsunuz. Yani bildiğiniz nükleer füze ve üzerinde Türk bayrağı var. Üstelik fotoğraf Türkiye'de, İzmir'de çekilmiş. Evet, bu fotoğraf gerçek peki bu fotoğrafın arkasındaki gerçek nedir? Gelin birlikte bakalım. 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi, Soğuk Savaş'ın en önemli olaylarından biriydi. U2 casus uçakları tarafından Küba'da görüntülenen füze rampaları, Sovyetler Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne açık bir tehdidiydi. Peki Sovyetler Birliği neden bu kadar cüretkar davranmıştı? Gidip Amerika'nın burnunun dibine nükleer füze yerleştirecek kadar neye sinirlenmişti? Rivayete göre dönemin Sovyet lideri Kruşçev, dünyadan gazetecileri Kırım'da bir basın toplantısı için topluyor. Daha sonra yüzünü Karadeniz'e yani Türkiye'ye doğru dönüyor ve gazetecilere diyor ki: "Siz buraya bakınca ne görüyorsunuz bilmiyorum ama ben üzerimize doğru oturmuş füzeler görüyorum." diyor. Nikita Kruşçev'in kastettiği şey aslında tam olarak Türkiye'ye yerleştirilen Jüpiter füzeleriydi. 1957 yılında NATO üyesi ülkelere nükleer füze yerleştirmeyi teklif eden Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den talep gelmesine rağmen saldırgan bulduğu Türkiye'ye füzeleri yerleştirmeye sıcak bakmaz. Ancak 2 sene boyunca İtalya dışında hiçbir ülkenin füzeleri istememesi üzerine 1959 yılında Türkiye ile anlaşma yapılır ve 1961 yılında İzmir ve civarına 5 adet Jüpiter füzesi yerleştirilir. İşte bugünkü fotoğrafın arkasındaki gerçekte tam olarak bu. Bu cümle burada pek olmadı gibi ama adet yerini bulsun istedim. Yapılan anlaşmaya göre füzelerin ateşleme anahtarı bir Amerikalı bir de Türk subayda bulunacaktı. Olası bir savaş durumunda füzeler tehdit altında olduğu için 15 dakikada ateşlenecek durumda yani hazır bekletiliyordu. Yani nükleer başlıklar füzelere takılıydı ve bölge insanı faal durumdaki nükleer başlıkların yanı başında hayatlarına devam ediyorlardı. Füzeler kırsal alana konumlandırılmıştı ve köylülere de onların minare olduğu yalanı söylenmişti. O yıllarda denetime gelen Amerikan heyeti füzelerden birinin motorunda kurşun delikleri tespit etmişti. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. En azından ben o sonucu çıkarttım. Sizin farklı fikirleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Birileri 1960'ların başında İzmir ve çevresinde kırsal alanda nükleer füzeleri bir atış sahası olarak bir hedef olarak kullanmışlar. Yani tabii ki ateş ettikleri şeyin bir nükleer füze olduğunu bilmiyorlardır. Yani öyle tahmin ediyorum büyük ihtimalle bilmiyorlardır. Ama bir şekilde o füzelerin, nükleer başlıkların infilak ettiğini falan düşünüyorum da ortaya çıkacak manzaraya gerçekten hayal bile edemiyorum ve ortaya çıkacak kaosu da aynı şekilde. Sovyetler Küba'daki füze rampaları Kozun'u kullandığında Amerika ile pazarlık başlamıştı. Sovyet adeta sen burnumun dibine Türkiye'ye füze yerleştirirsen ben de senin burnunun dibine Küba'ya füze yerleştiririm diyordu. En nihayetinde Sovyetlerin Küba'daki füzelerini geri çekmesine karşılık olarak Amerika'da İzmir'deki füzelerini geri çekecekti. 1963 yılında İzmir'deki Jüpiter füzeleri kaldırıldı. İşte bu fotoğraflar da İzmir'deki füzeler sökülmeden hemen önce çekilen fotoğraflar. Bu arada kafamızda hep bir Amerikan casusu imajı vardır. Ama yani ben bu hikayeden şu sonunu çıkartıyorum. Yani İzmir'e füzeler gelir gelmez Sovyetler Birliği'nin bundan haberi oluyor ve Küba için harekata geçiyor. Yani Küba için düğmeye basıyor. Yani belli ki o yıllarda Türkiye'de Sovyet casusları da kol geziyormuş. Bir önceki videoda sizden bana soru sormanızı istemiştim. Teşekkür ederim sağ olun sordunuz. Ben de o sorulardan bir tanesini cevapladım yazılı olarak. Yani blogumda cevapladım linki de açıklama kısmında merak edenler oradan inceleyebilirler. Bu videoda yine sorularınızı bekliyorum. Bir kişinin sorusunu bir sonraki videoda cevaplayacağım. Bir de son bir şey daha var. 23-24 Eylül tarihleri arasında Antalya Karayın Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Karayın Flyin etkinliğinde ben de olacağım. Hepinizi de bekliyorum. Çok güzel bir etkinlik olacağına eminim. Gelin hem tanışmış olalım, hem birlikte güzel bir etkinlik geçirelim. Hepinizi bekliyorum. Karayın Havalimanı'na Orada görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.